Aile iyi birleştirdim diyorsun. Bir saniye. Evet, çizdik. AED açısı da 52 derece oluyor o zaman senin. Evet. Yani şey diyorsun değil mi? AE ile aslında ECR eşit oluyor. İki Evet. tane işte yani bunu demek istiyorsun. Bu da 52 oluyor. Şuradaki şekilde işte. Yani açı ortaya da şu çizgi. EB çizgisi. ETP noktası. AC taban. AE ile EC eşit ortak şekilde. Doğru diyorsun. Peki bundan sonra ne olur? BEA açısını bulmaya çalışacağım hocam. Kaç burası? Yetmiş 52, 52, 52. altı olması lazım. Doğru. Sonra O zaman AB açısı da 76, yani ABC açısı da 76. evet, çünkü burasının buraya eşit olmasından sonra burasının buraya eşit değil. Yani aslında dolaylı yoldan AB'de eksik seni açıyor. 76, 76. Zaten bize bunu mu soruyoruz? AB'ye. Cevap 76. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yani diyeceğimiz şu ki tek çizim yaparak da bir şekilde. Ama nereden aklımıza gelecek? Onu baştan söyleyeyim. Baktığımız zaman ED çizgisi ED pardon arkadaşlar. ED çizgisi AC hem dik hem de AC ortalamış. Yani eğer ben bu üçgeni tamamlarsam buradan şu bilgiden yola çıkarak buradan bir ikişkenar üçgen oluşturabiliriz diye düşüneceğiz. Burada bir sorumuz var. AE ile DC dikmiş. DEC eşitmiş. ABC 40 derece. EAC 25 derece. X kaç olur demişler. Var mı konuşmak isteyen? Yani ikişkenar üçgenle ilgili bir soru aslında. Kim konuşacak? Hocam, Hı. deneyim yine. Böyle bakalım. Yine biri cevap verdi dedim. O yüzden biraz anladım. Sesini alamadım çok. Bir daha söyle. Ha, hocam, tamam. Hı. DAE açısı da 25 derece oluyor. DAE. Şimdi şöyle başlıyoruz değil mi? Diyoruz ki diyemiyoruz. Diyorsun ki bana aslında şunu şöyle başlaman lazım. İşte hocam AE çizgisi değil mi? DE, DC dik gelmiş ve onu ortalamış. Demek ki şu üçgen yani AD C üçgeninde AD ile AC eşittir değil mi? Önce bunu söyleyelim biz baştan. Evet, Yani bunun eksiken. ikişkenar olması gerekiyor. Dolaylı yoldan burası da açıortay olacağı için burada kaç olacak diyorsun? 25 mi? 25 derece. Güzel. Sonra. Hocam toplamda 50 derece diyor. 130'dan ADC açısı ve ACD açısı 65 derece oluyor. 65. Bu da 65. Tamam. Şimdi x kaç? Direkt söyleyebilir misin bana? Anlayamadım hocam. X'in kaç olduğunu direkt söyleyebilir misin şu an? Hocam galiba söylüyorum ama yapamadım. Nasıl bir kural vardı üçgende? Ben şey yapardım. BDC açısını bulup Öyle mi? üçgenin iç eksen değil öyle Peki yapardım. direkt bulma şansım var. O yüzden sordum aslında. Direkt şöyle bulunabiliyor. Hani bir üçgende iki iç açının toplamı yani şununla şunun toplamı dış açı vermez mi aslında? Olabilir Doğru mi hocam? hocam. Yani şunu diyoruz. Bir daha söyleyeyim ben. Şu dış açı biliyorsunuz. Buraya A, buraya B dersek açı olarak. Bu iki iç açının toplamı buradaki dış açıyı veriyor. Yani bunu kullanmanızı istedim direkt olarak. Yoksa senin yaptığında doğru yanlış değil. Hani biraz da pratik olmak için bunu söyledim. Kısacası BVG üçgenindeki D'nin dış açısı 65 ise bu şununla şunun toplamıdır. Yani x ne diyebiliriz burada? 25 diyebiliriz. Ama senin dediğin de doğru. Yani sıkıntı yapma. Sen şöyle diyorsun herhalde. Burayı bulurum önce. 180'den 65 çıkarırsam 115 olur. 115 40 daha 155 olur. Buraya da 25 kalır. Gene bulunur. Sıkıntı yok. Ama artık kuralları da yavaş yavaş öğrendiğimiz için
daha pratik olabiliriz anlamında söyledim. Teşekkür ederim. Tekrardan. Geldik bu soruya. Şekilindeki DE, evet. BK dedik. DE, BK dedik. Evet. BE ile EA eşitmiş. O da tamam. BD ile de AC eşitmiş. Sorularını verilmiş. 2MEDB eşittir 45 artı MCAK. Yani bu ne demek? CAK açısından şuraya mı? Buraya alfa dersem, yani buraya alfa dersem EDB ne oluyor o zaman? EDB ters yazalım. Böyle biraz çirkin oldu galiba. Şuradan başlayalım. Daha kolay olacak galiba. Bunu alfa diyelim. İşte buçuk puan çıkmasın diye. EDB şurası. Alfa olursa o zaman 2 alfa eşittir 45 artı MCAK ve 45'i karşıya atarsak MCAK yani şurası 2 alfa eksi 45 olur. Bu şekilde yazabiliriz. Diğer niye vermedim? Çünkü diğer buraya alfa deseydim böyle 2 falan gelecekti. Çirkin olacaktı benim için. Biraz daha sıkıntı olmaz ama. Bu şekilde bu verilen şeyi de buraya yazdım bu değeri. Yani EDB'ye alfa dersen 2 alfa olur 45 artı MCAK. 45'i karşıya atarsak 2 artı x 45 olur. MCAK açımız. Buraya yazdım. Başka? Biz buradaki x'i bulacaktık. İşte bütün verilenleri şekil üzerine şu an taşımış olduk. X'i bulmamız istenmiş. Var mı söyleyecek olan? Var mı konuşmak istiyorum? Yok mu? Şurada yapsın bakalım biraz zaman. Var mı hoş geldin? Şurada yapabilir misin onu? Hangi şurada yapabiliyorsunuz galiba değil mi? Nereye gitti burada? Şurada çıkmış konuşmuş galiba. Ya burada kaldım. Burada Emine. Benim hocam. Başlamışken bunu da yap bari. Tamam hocam. Hı. AD arasına çizgi çekebilir miyiz hocam? Yani yine bir Evet, ikizkenar yapmak için. çekebiliriz. Ne var? Sıkıntı yok. İstiyorsan çizelim. Sıkıntı yok. Çizebilirsin. Bu. Niye çizdik peki şimdi biz bunu? BD ve AD eşit mi hocam şu an? Yani ben öyle Evet. düşünüyorum. Çünkü ikizkenar oldu. Neden? Çünkü EV çizgisi yani şu çizgi, şu çizgi hem dik gelmiş tabana hem de ikiye bölmüş. O yüzden burası tepe noktası olmak kaydıyla B noktası tepe olmak üzere BDA üçgeni ikizkenardır. Yani bu çizgi de benim zaten bu da buraya eşit o zaman. Otomatikman bu da buraya eşit oldu şu an verilene göre. Yani bu da içine nokta koyduğum üçgen de ADC üçgeni ikizkenar olarak karşımıza çıktı şimdi. Şimdi ne yapalım ondan sonra? Hocam EDA açısı da alfa ediyor. EDA şurası da alfa açı ortaya. Doğru diyorsun. Hı. Başka ne yapabiliriz? Hocam denklem bulmayı deneyeceğim de ADC Özür dilerim. Kapı 180 çalıyor. eksi Bir saniye. alfa olur mu? Özür dilerim. Kapıya bakmam lazım. Bir saniye bekleteceğim. Sen düşün o arada.
Evet, geri döndüm. Evet, Sude. Bir daha söyle, özür dilerim, kapı çaldı çünkü. Hocam Tekrar söyle. denklem kurmayı denedim de. Tamam. Nereden kurabilirsin acaba? Var mı fikrin? Hocam Yani neyi dereceler toplayacak, ne açısı yapacak? 180 eksi 2 alfa diyebilir miyiz? Şurası mı? ADC. Buraya mı? A, D, Evet. C. Şuraya. Diyebiliriz. Peki oradan. Peki şunu söyleyeyim. O da olabilir ama şu geldi aklıma. Bunu nasıl kullanabilir şunu acaba Hocam buradaki şey şeyi? demeyecektim. ADC ve X'i toplayıp iki biçimden Oraya evet. eşitleyeceğiz, değil mi? O zaman şunu sorayım. B açısı için ne yazabiliriz şuraya alfa türünden? Orada hocam Şurası 90 90 artı sonuçta. alfa yani 180 eksi 90 artı alfa ediyor. Yani 90 90 eksi eksi alfa alfa oluyor ediyor. burası. Güzel. Yalnız şey olmuyor galiba. Alfalar gitmiyor değil mi topladığımız zaman? Gene alfaya bağlı bir şey çıkıyor. Alfayı da bulmak lazım bir şekilde burada. Evet. Hocam BAD açısı da 90 eksi alfa. Şurası da. Ama işte o fazla bir şey yaramıyor galiba burada. Evet. O zaman şöyle mi diyelim? Tamam, anladım. İki denklem kurmak lazım. Deminkini bir daha söyleyelim şimdi. Burası 90 eksi alfa mıydı? Evet. Değil mi bu? Bir tane bir denklem kuralım, bir tane daha kurmak gerekiyor. Şimdi o zaman bu dış açıyı kullanmak istersek B açısıyla C'nin toplamını alacağız. Yani X artı 90 eksi alfa eşittir 2 alfa eksi 45 olur mu buradan? Evet. Oradan da alfaları karşı, yani hepsinin x'i yalnız bırakalım daha doğrusu. Eksi alfa karşıya geçince 3 alfa olur. 90 karşıya geçince eksi 90. Beş. Eksi 135 çıkıyor galiba. Yüz Bu x'in alfa türünden değeri. Bir denklem daha kurmak lazım. Sanırım o da şu işte. Şurası aynı zamanda x değil mi? İkişken üçgen olduğu için. Aa, Buradan da bir denklem yazabiliriz. Yani 2 alfa ile x'in toplamının da 180 olduğu. Yani tek denklemde çıkmayacak. Öyle gözük zaten. Bu iki farklı denklemi kullanmak için ne yapabiliriz? X'in yerine, ikinci denklemde X'in yerine şuradaki az önce bulduğumuz 3 alfa eksi 135 yazabiliriz. 3 alfa eksi 135 yazarsak ne olur? O zaman 5 alfa oluyor toplamda. Eksi 135 5 alfa eşittir çıkarttıktan. 45 oluyor. Kaç oluyor? 45 olması lazım. 45. Hayır, toplanıyor ama. Eksi ya. Doğru hocam artı de Ne çevir. oldu? 315 mi oldu? 200. 315 galiba. Yanlış toplamıyorsam. 315'i 315. 5'e bölsek ne olur? 60. Ne oldu? 63 mi oluyor galiba? 63. 63. Biz tabii şu an alfayı bulduk. Son olarak tekrar birinci denklemde alfa 63 verip x'i bulacağız. Uzattık mı bilmiyorum ama 3 kere 63 189. 189. Bundan da 35 çıkarırsak ne olur? 54. 54 değil mi? Evet. 5 şık. Bilmiyorum, daha farklı bir şey gören varsa söyleyebilir ama benim bu geldi aklıma şu an. Teşekkür ederim soru için. Bu biraz daha zor oldu diğerlerine göre. Neden? Çünkü biraz denklem kurmak gerekti ama işte önemli olan önce verilenleri doğru yerleştirmek. Mesela şu 2MEDB 45 artı bilmem ne diyor ya, şunu bir kere doğru yerleştirmek lazım. Bunu zaten baştan yanlış koyarsanız gerisi gelmez. Başka ne dedik işte? Bunlara alfa, pardon, ikizkenarları gördük önce. AB'ye çizdik. AD ile BD eşit olunca AD ile AC de eşit oldu. Soldaki üçgen de eşitler. Sağdaki de soldaki de. İşte buradan alfaları koyduk buraya, eşitledik birbirine işte falan filan ama önemli olan burada birbirinden farklı iki bilinmeyen olduğu için iki farklı denklem kurmak gerekiyor. Onun için de düzgün bakmak lazım soruya. Düzgün görmek gerekiyor. Geçelim bakalım. Şuraya şimdi. Şekilde EF ile AB paralelmiş. EF ile AB. Bakalım. Yani şununla hop koyayım şöyle. Şu paralelmiş. İki çizgi paralel. BF, evet, tek çizgiyi göstermişler. AF, EC, ben gene olması kırmızı ile göstereyim. Yani şurası, şurası ve şurası eşitmiş.
Başka BD'li VC değiştirmiş. Yani varım ben yine renklendireyim. Şununla şu değişmiş. Bize alfa sorulmuş. A, F, E. Şuradaki alfayı bulmamız istenmiş bizden. Şu açı verilenler bunlar. Başka ne görüyoruz bir de? Bir de A açısının açıort şey, AD'nin açıortay olduğunu gördüğünüz soru zaten vermiş burada da. BAD işte DAC denmiş. Açıortaymış. Neler söyleyebiliriz acaba bu şekilde diye? Neler görüyorsunuz? Var mı konuşacak olan? Bu şekilde bakınca neler söyleyebiliriz? Bunu bize ne kazandırıyor? Bu verilenler. Yok mu konuşmak istiyor? Peki bunu da ben söyleyeyim o zaman. Şimdi bir kere AD çizgisi önemli. Bakın AD gelmiş, açıortay çizgisi gelmiş ve kenarortay olmuş. Yani BC'yi ikiye bölmüş. O zaman bu ancak üçgenin ikizkenar olması ile mümkün. Çünkü ikizkenar üçgende açıortay ile kenarortay çakışabilir. Aynı zamanda dik olur. Buranın dik olduğunu da söyleyebiliriz. Ve şu kenarında öncelikle bu kenarında buraya eşit olduğunu söylemek gerekiyor. Yani AB ile AD eşit olması lazım ki tepesi A, tabanı BC olan bir ikizkenar üçgen oluşması gerekiyor. Çünkü AB çizgisi hem kenarortay hem açıortay ve aynı zamanda da yükseklik olmak zorundasın. Yani ikizkenar üçgen olduğunu buradan gördük. Başka paralellik vardı burada. Bunu nasıl kullanabiliriz? Z kuralını görmüştük daha önce Z kuralını. İş ters açılar. O zaman paralel tabi olması gerekiyor bunların. Burası alfa ise iş tersten şu da alfa olur. Şu Z kuralı şuradan şöyle yapalım. Gözükmüyorsa yeşil de göstereyim. Yani şu sarı oldu ama şu sarıyla o hiç gözükmedi galiba. Düzeltiyorum. Turuncu yapalım bu arada. Yani şuradaki bir de kırmızı oldu. Neyse şuradaki Z kuralı. Gördüğünüz herhalde. Açıortay'da burası da alfa olduğu zaman. Alfa alfa. Biz neyi bulacaktık? Unutmayalım. Biz alfa'yı bulacaktık değil mi? Evet. Başka elimizde neler var? Şu kenar yani AF BF eşit olduğu için o da ikizkenar. Taban açıları eşit olacak. Yani bu da alfa olacak o zaman. Bu açı buraya da eşit olacak. Başka ne diyebiliriz? Şu da şöyle bir şey çizmek gerekiyor galiba anladığım kadarıyla. Eğer şu çizgide çizerseniz BFC yani altı küçük üçgen şu yeşille tarayı vereyim. Şu taralı üçgen de ikizkenardır aynı zamanda. Çünkü dik geliyor burası. İkiye bölüyor. Otomatikman ne diyoruz o zaman? BF ile FC de eşit o zaman. Bu da eşit. İşte böyle eşitlikler geliyor. O zaman FC'nin bakın şunun AF eşit olması şu ikisinin bu AFC'nin de ikizkenar olması gerekiyor. Yani buraya da alfa diyebiliriz. Bakın her yere alfa oldu. Burası da alfa denebilir o zaman. Ondan sonra şunu söyleyebiliriz bir kere. Şu morla taradığım üçgen de ikizkenar. Çünkü taban açıları alfa alfa oluyor. Neyse ikisinin toplamı şu dış açıya vermek zorunda. İki alfayı vermek zorunda. Ve bu kenarda bu eşit olduğu için bu da tabanı gene iki alfa olacak. İşte topladık şu en son şu ortasına nokta koyduğum üçgende açıları toparladık. İki alfa, iki alfa, alfa. O zaman bunun hepsinin toplamı, üçünün toplamı 5 alfa yapıyor. 180 olmak zorunda. 5'e böldüğümüzde alfa 36 derece olur. Yani soru hem kolay hem zor çünkü ek çizim gerektiriyor. Önünüzdekini görmeniz gerekiyor. Bir daha baştan anlatabilir miyim şu an bilmiyorum ama anlaşılmadıysa bir de anlatayım istiyorsanız. Şu karışık oldu aslında. Yani hızlıca geçelim isterseniz. Şöyle hızlıca geçelim. Nereden başlamıştık? Başlangıç noktası şu olmalı dedik. AB çizgisi şu çizgi. Bu çizgi hem kenarortay kenar ikiye bölmüş hem açıortay. O yüzden bu üçgen büyük üçgen ikizkenar olmak zorunda. Burası buraya eşit olmak zorunda. Artı
O AB çizgisi dik olmak zorunda. Orası da dik olmak zorunda bundan sonucunda, bunun sonucunda. Bu bir. Sonra dedik ki buraya buraya eşit vermişler. Başka buraya eşit vermişlerdi. Bunlara daha sonra buraya alfa ne demek istiyorum unuttum şimdi. Ha, paralellik var, doğru. Şunlar paralelde, oradan demiştim. Şunlar paralelde. O zaman şu alfa ise dedik bu da alfa olur. Bu da eşit alfa olur. Şurada ikizkenar şöyle dedik bu da alfa olur. Oradan da oraya geçmiştik. Sonra dedik ki buradan çizersek bir çizgi bu da ikizkenardır. Bu da buna eşit olup buna da eşittir dedik falan. Sonra şu alfa ile şu alfanın toplamı şuraya veriyor dedik. İki alfa olur dedik. Bu da ikiz kenar çıktığı için bu da iki alfa olur dedik. Daha sonra nereye geçmiş ondan sonra? Ben biri unuttum yaptım mesela. Şuları nasıl geçmiştik? Ha şöyle. Şu da tabii ben bile zorlandım şu an tekrar yapalım. Şu da şu eşit olduğu için şu alfa da buraya eşit olacak. Şimdi oldu artık. Şu alfa, 2 alfa, 2 alfa toplamda 5 artı 180 alfa 36 derece oluyor. Yani ben bile bir daha anlatırken zorlandım açıkçası. 40. soru. 3 dakika var. Araya. 40. sayfa daha doğrusu. BAD eşittir CAD'ye. Yani şunlara şu eşit bir figürün ikisi. Evet. AD demiş, DC diktir. DCE 5 derece. Şurası küçük açı 5 derece. ABE 45. ABE şurası 45 derece. A, C, E. A, C, E. Şurada kaç yıl olacağız? Alfa diyelim buraya. Var mı söylemek isteyen bir şey? Yoksa hızlıca ben geçeyim çünkü zaman az kalmış. Şöyle düşüneceksiniz gene. Bakın. Şu gelen en iyi için. Hangisi şu? A, D açıortay ve bir yere dik gelmiş. Ama tabii bu şu an üçgen değil çünkü. Yani DC anlatabiliyor muyum? Yani tamamlamak gerekiyor kısaca. Şöyle tamamlayabilirsiniz. Bunu böyle uzatıp bunu da böyle düzgün tabii olmadı. Bunu da buradan böyle uzatırsanız işte o zaman oluşan ACK diyelim mesela bunda. ACK ikizkenar olmak zorunda. Çünkü açıortay gelmiş, dik gelmiş. Kenarı da ikiye bölmesi lazım aynı zamanda. Ve yan kollar eşit olmak zorunda. Yeşile göstereyim. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda o zaman. Böyle bir şey çıktı işte. Bu ikizkenar üçgen çıktığı için aslında taban açıları da eşit olmak zorunda. Yani burası C açısı alfa artı 5 ise bu da alfa artı 5 olur. 45'i kullanmak adına da şunu yapabiliriz belki. Şu turuncuyla taradığım üçgende şurada. İki iç açının toplamı dış açı yaparsak yani alfa artı 5'i alıp 5'te toplarsak alfa artı 10. Bu da dış açıyı verecek buradaki. Diğer dış açıyı verecek 45'i verecek. Alfa buradan ne çıkacak arkadaşlar? 35 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bu biraz daha değişik oldu çünkü dışarı doğru uzattık. Olsun. Yani burada AD'nin açıortay olması ve dik olmasını kullanmak için büyük üçgen açıyı tamamlayıp bunu ikizkenarlı elde ettik. Ve buradan da taban açılarını eşit olarak birbirine denklemleri elde etmeye çalıştık. Şimdi 50 geçiyor saatimiz. Bir 10 dakika ara vereceğiz arkadaşlar. Bir sorumuz kaldı. Onu halledip ondan sonra da daha önce atmış olduğum testi, test okulunun testlerini yapmaya başlayacağım.